Merhabalar, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden nefret ediyoruz'dan bahsetmek istiyorum. Referanslarım APA şekliyle aşağıda. İlk olarak bahsedeceğim şey, aslında nefret etmenin tabii ki birçok sebebi var. Nefret çok yoğun bir duygu, yoğun bir öfke duygusu ve bunun sonunda insanların işte şiddet içerikli eğilimler yapması, bu nefretleri online olarak kusması, insanlara farklı şekillerde davranmasıyla sonuçlanabiliyor. O yüzden bu oldukça önemli, aslında bakılması, fark edilmesi gereken bir durum kendimizde. Neyden nefret ettiğimiz ve neden nefret ettiğimiz. İnsanları kategoriye ayırmak. Biz ve onlar olarak görmek. Xenofobia deniyor. Öteki korkusu. Bizim gibi olmayan, bizim gibi görünmeyen, bizim topraklarımızda yaşamamış, bizim düşüncelerimize benzemeyen kişi öteki oluyor bizim için. Mesela bir futbol takımı taraftarı için öbür futbol takımının taraftarı öteki. Biz ve onlar diye kategorize etmemiz aslında bizim bir şekilde karşı tarafı uzaklaştırmamız anlamına geliyor. Karşı tarafı insanlıktan çıkartıyoruz, objeleştiriyoruz, karşımıza koyuyoruz. Bizden değilse ötekidir mentalitesi bize şöyle zarar veriyor. Evrimsel olarak baktığımızda aslında biz ve öteki bizim hayatta kalmamızı sağlamış bir şey. Mağara adamı zamanlarından bahsediyorum bunda. Bu şekilde hani insanları kategorize etmemiz kendimizi güvende tutmamıza yardımcı oluyor. Ama bugün bunu yapıyor olmamız aslında kendimizi korumamız değil de eskiden kalmış bir öteki alışkanlığıyla diğer insanları dışlamamıza ve nefret etmemize yol açabiliyor. Şimdi ötekinin bizden farklı olması nedeniyle onu anlayamadığımız için bu bizde bir anksiyete yaratıyor. Hayatta kalma içgüdüsüyle bir endişe yaratıyor. Amaçlarını anlayamıyorsun. Seni nasıl tehdit ettiğini anlayamıyorsun ve bir tehdit olarak gördüğün için de öfke ya da işte nefret gibi duygular duymaya başlıyorsun. Irkçılık, cinsiyetçilik, mültecilere olan bakış açısı birçok yerde, dünyada ya da işte dinlere olan bakış açısı. Bunların hepsine örnek verebilirsiniz. Olumsuz duygular. Şimdi öncelikle şey düşünün. Birine karşı böyle bir öfke hissettiğinizde bunu aslında sebeplendirmek için de bir şeyler arıyorsunuz. Nefret genellikle işte öfke, küçümsenme, aşağılanma tarzında duygulardan gelebiliyor. Bunu algıladığımızda karşıki insanın değerini düşürüyoruz gözümüzde. Onun davranışının ya da işte o anki bir davranışın ya da onun yaptığı her neyse bizden uzakta ya da bize, bunu kasıtlı, ahlaki olarak yanlış bir şeyimize göre yanlış olarak görebiliyoruz. Mesela şeyi hayal ettiniz. Mesela karşıdan karşıya geçiyorsunuz bir yerde. Biri size lök diye çarpıyor. İlk önce yaşadığınız şey aslında öfke. Şimdi bu insanın size kasıtlı olarak bunu yaptığını düşündüğünüzde bu nefrete dönüşebiliyor. Ama eğer mesela o insan geldi, çok özür dilerim, bir şeyiniz var mı? Ya kusura bakmayın, hiç önüme bakmıyordum, aptallığım derse, bu noktada aslında bu öfke duygumuz sündüğü için nefret hiç dönüşmüyor bile. Şimdi bu tamamen insanların hareketlerini aslında kasıtlı olarak algılamamıza bağlı. Mesela işte siz beni görüyorsunuz burada, belki işte bir şey diyorum. Bu sizde böyle bir öfke duygusu uyandırıyor. Eğer benim kasıtlı olarak sizi işte üzmek ya da sizi düşürmek için bunu yaptığımı düşünüyorsanız nefret beslemeye başlıyorsunuz bana. Ama eğer niyetlerimi işte kasıtlı ya da işte ahlaki olarak yanlış olarak görmezseniz bunu asla böyle algılamıyorsunuz. Tamamen algılamamız üzerine olan bir durum aslında bu. Üçüncü olarak bahsedeceğim durum, şimdi belli insanlar olarak belli gruplaşmalar yaşıyoruz aslında. Yine biz ve öteki kısmına geliyor. Yani biz olan grup ve öteki olan gruplar, kendimiz böyle bir öfke ya da nefret beslemiyor olsak bile, eğer grubumuz başka bir gruba bu öfkeyi ya da başka bir kişiye bu öfkeyi, nefreti hissediyorsa aslında biz de bundan etkileniyoruz. Bunu akranlarımız, ailenizi düşünebilirsiniz. Bunu entelektüel olarak olduğunuz yer olarak düşünebilirsiniz. Mesela çok bilgili olan insan cahilden nefret edebilir. Bilgili olamayan ya da öğrenemeyen insan, cahil kalmış tırnak içinde İnsan daha bilgili olarak gördüğü birinden nefret edebilir. Bunların hepsi aslında grup içerisinde böyle biz ve ötekileştirilmiş olmak için, olduğu için aslında ortaya çıkan duygu durumları. Mesela nefret bir grupta yayılabilir ve işte geçmişte eğer o grubun mesela bir mağduriyeti varsa bunu sonra işte kolektif olarak sonrasında da bir nefrete dönüştürülebilir. Mesela şey düşünün, Ermeniler ve Türkler mevzusu. Biz neyle yetiştiriliyoruz, onlar neyle yetiştiriliyor? İşte herkesin olduğu grupta büyütüldüğü, yetiştirildiği, öğrendiği şeyler var ve bunlara karşı tarafa bir öfke, bir nefret besleniyor. Çünkü bu öğretilmiş oluyor sana. Mesela bununla ilgili işte aslında siyasi taraftarlığı düşünebilirsiniz, futbol taraftarlığını düşünebilirsiniz. Yine hani
bizim grubumuzdan farklı olan onlar, bize yaşattıkları onların, mesela belki bu olaylar 300-400 yıl önce olmuş, hani seninle hiçbir alakası yok ama sen kalıtsal olarak derken genetik olarak değil ama bütün bu işte hikayelerle bu anıları taşıdığın için nefret ediyorsun aslında bu grubu tanımadan, onun bireylerinden. Şimdi dördüncü olarak bahsedeceğim madde de zorlu yaşam koşulları veya kültürün katılığı. Şimdi bunu derken ne demek istiyorum? Mesela bir eğer çok zor şartlarda yaşadıysa, özellikle bunu mesela ekonomik problemler olan ülkelerde görebiliyorsunuz daha çok. Bir eğer zorluklarla tırnaklayarak yaşadıysa, daha kolay yaşayan, her şeye böyle tak tak buna gelmiş olduğunu düşündüğü birinden nefret edebiliyor. Mesela işte bana bakan çok zor şartlarda yaşamış biri benden nefret edebiliyor. Benim zor şartlarda yaşayıp yaşamadığım önemli değil bu noktada. Ya da işte ben mesela gidip zengin bir aileye doğan, çok iyi eğitimler almış, işte her istediğini yapabilen, para sıkıntısı olmayan birinden nefret edebiliyorum. Bu tamamen aslında bize yine işte hani o yapabiliyor, ben yapamıyorum hırsından kaynaklı. Mesela bunun aslında örneği olarak şey de verebiliriz. Açık giyinen insanlara karşı olan mesela nefret. Eğer bir kadın çok açık giyiniyorsa ve başka bir kadının ondan nefret etmesi için mesela, kadın onu yapamıyor içinde ve bunu yapmayı da yanlış olarak öğretilmiş ona. O yüzden de o ahlaki kısıtlamalar onda varsa, sende olmaması ona adil gelmiyor. O yüzden de o nefret duygusu büyüyor, büyüyor ve büyüyor. Bu sadece bir örnek bu arada. Yani bunu geniş alıp her şeye bağlayabilirsiniz aslında. Bu sadece tek bir örnek. Yani söylediklerimin hepsi burada kesinlikle bir grubu hedef almak için söylenmiş şeyler değil. Ben genel olarak size araştırmalarımı göstererek aslında neden insanların nefret ettiğini açıklayarak belki de biraz daha kontrolünde olabilmemi sağlamak istiyorum bu duyguları. Kültürün katılığı derken de mesela az önce aslında bundan bahsediyordum. Hani bu işte yetiştiriliş şekliniz ne kadar katıysa, ne kadar tabularla yetiştirilmişseniz, işte kültürünüz ne kadar kapalı bir kültürse, o kadar aslında nefret ediniyorsunuz dışta olana, sizin gibi olmayana ya da sizin gibi kurallarla yetiştirilmemiş olana. Mesela çok özgür bir ülke olarak gördüğünüz bir ülke düşünün. Mesela nasıl hissediyorsunuz oradaki insanlara karşı? Bir hınçla düşünüyorsunuz belki gibi. Beşinci madde olarak bahsedeceğim şey nefretin kitle kontrol için bir araç olarak kullanılması. Yani bu ne demek? Yıllarca, yüzyıllarca din, siyaset gibi şeyler insanları kontrol etmek için ve işte kimilerinin cebini doldurmak için, kimilerini takip ettirmek için insanlar bunu kullanmış, liderler bunu kullanmış yıllarca. Biz grubuna dahil edebilirse sen ötekine olan nefretinden dolayı ona yardım etmiş oluyorsun. Şimdi bu da mesela şey örneğini vereceğim. Hristiyanları düşünün, Müslümanları düşünün, Haçlı seferlerini düşünün. Haçlı seferleri yüzyıllarca işte böyle devam ediyor. Hani birçok Haçlı seferi yapılıyor. Neden? Çünkü şey olarak görüyorlar. Onların Hristiyan yetiştirilişine göre işte Müslüman olan insanı barbar olarak görüyor. Çünkü böyle öğretiliyor ona. Şimdi mesela bizim bugün gördüğümüz gibi sosyal medya yok. Hani daha biraz daha insanların hayatını görebiliyorsunuz ya. Öyle olunca da kendisine öğretilen o insanların yamyam olduğu, barbar olduğu, tanrılarına küfrettiği gibi şeyler. Şimdi onlarla beraber de ne yapacak? Hani ülkemi kurtaracağım diye aslında Haçlı Seferi'ne gidiyor. Ama Haçlı Seferi krala yarıyor. Neden? Çünkü kralın aslında bir şekilde hazinesini doldurmasına yol açıyor. Gidiyorlar, savaşıyorlar, toprak alıyorlar ya da işte hazine topluyorlar. Oradan tarihi eser topluyorlar. Bunlar sonra ne oluyor? Kralın cebine kalıyor. Sen ne yapmış oluyorsun? Dinini savunmuş oluyorsun gibi. Bunu birçok hani siyasi konuda da kullanıldığını görebilirsiniz. Aslında hemen hemen hepsi siyasi. Alt metinleri sadece kullanma aracı olarak kullanılan şeylerse din. Dini kullanarak insanlar başka bir gruptan nefret ettirip istediği şeyi yaptırtabiliyor. Bunun örneklerini çok fazla görüyoruz bence artık hani tüm toplumlarda. Altıncı söyleyeceğim şey de aslında ahlak endişesi. Şimdi yetiştirildiğimiz kültüre göre ahlak düşüncemiz değişiyor. Hem yetiştirildiğimiz kültüre göre, hem akranlarımızdan gördüğümüze göre, hem de işte açık fikirliliğimize göre belli şeyler alıyoruz, belli şeylere dur diyoruz. Şimdi kendi ahlak anlayışımızı oluşturduktan sonra bunun dışına çıktığını düşündüğümüz insan bize tehdit oluyor. Neden? Evlenme öncesi insan hani sevgili edinmeyi ahlaksızca olarak görüyorum diyelim. Kesinlikle diyelim diyorum bu arada, benim öyle bir derdim yok çünkü. Bu da benim yaşam tarzımı tehdit ediyor. Benim grubumun yaşam tarzını tehdit ediyor. Ya da işte tam tersi örneğini verelim. Şu anda okullara imamların rehberlik olarak atanmasından bahsediliyor.
Bu beni korkutuyor, öfkelendiriyor. Çünkü neden? O din baskısı yapılabilir diye düşünüyorsun. Tabii ki her imam, her işte Müslüman şey değil, hani katı değil. Ya da işte ne bileyim sana dayatmayacak onu. Belki hani bazıları da çok iyi bilgiler verecek ama şimdi benim gördüğüm, işte benim ahlakıma sığmayan kısım herhangi bir görüşün bir çocuğa dayanması ve hayatını bu şekilde yaşattırmak. Yani küçüklükten itibaren kendi seçmediği bir şeyin dayatılması. Şimdi ben bunu o yüzden korkuyla görüyorum. Ama tabii ki kendi içimde bunları bildiğim, biraz da çözümlediğim için nefret duygusu dolmuyor. Ama eğer sen kendini çok iyi çözümleyemiyorsan, bunları bilmiyorsan o nefret duygusunu edinmek çok kolay oluyor aslında. Yani karşındaki insan aslında bir tehdit olmasa da onu bir tehdit olarak algılıyorsun. Kendi hayat tarzına, kendi ahlakına, kendi yaşamına. Aslında mesela benim atıyorum eyeliner çekmem kimseyi rahatsız etmeyecek bir şey. Çünkü kendi bedenime yaptığım bir şey. Ama mesela eyeliner çekmek dininde yasak olan bir grup varsa mesela bunlar şey olarak görebilir beni. Hani tehdit olarak görebilir. Anlatabiliyor muyum? Bundan da kaynaklanan yine aslında ötekileştirmeden ve onun yarattığı anksiyeteden kaynaklanan nefret olabiliyor. Yedinci olarak aslında çok da bahsettiğim, hani daha önce de hepsi birbirine bağlanıyor aslında ama ideoloji ve yetiştirmeden bahsedeceğim. Şimdi nasıl yetiştirildiğiniz, nasıl bir ideolojiyi edindiğiniz sizin aslında insanlara nasıl baktığınızı çok etkiliyor. Yani ne kadar açık fikirli bir insan olursanız olun, nasıl yetiştirildiğiniz sizin dünyaya bakış açınızı çok etkiliyor. Ve insanlardan ne gördüğünüz, nasıl bir grupta olduğunuz, dünya görüşünüzü %90 oluşturan şeyler. Hani %10 geriye ne kalıyor bilmiyorum ama. Mesela buna örnek olarak savaşta olan iki grubun birbirlerinden nefret etmesini verebiliriz. Yine güncel bir örnek olarak düşünün. Mesela Ruslar ve Ukraynalılar. Belki işte Rusların savaşını destekleyen Ruslar bunu aslında kendilerini haklı görerek yapıyorlar. Aynı şekilde Ukrayna'da kendini haklı görerek savunduğunu söyleyerek yapıyor. Mesela buna yine örnek verebileceğimiz başka yerler var. İsrail, Filistin, Türkiye'nin işte Kürtlerle olan problemi. Hani yıllardır yaşanmış şeyler. İşte Kıbrıs. Mesela bunların hepsinde aslında hemen hemen yatan şey aynı. Bu nefreti sağlayan şey o bir şekilde yetiştiriliyor. Sen bir şekilde yetiştiriliyorsun. İkiniz de kendi ideolojinizin doğruluğundan eminsiniz. Ve karşı taraf sizin için bir tehdit. Karşı taraf sizin için haksız, kasıtlı olarak haksız olduğunu bile bile yaptığını düşündüğünüz şeyler var karşı taraf. Şimdi doğal olarak da bu nefreti doğuruyor. Aslında mesela karşı taraf bunu kasıtlı ya da haksız görerek sizin yine üstünüze çıkmıyor aslında. Siz bunu böyle görmüyorsunuz. Çünkü her kötü kendini haklı görür aslında. Yani bu nerede olursa olsun nefret eden kendini haklı görür. Nefret edilen de kendini haklı görür. İnsanların doğası bu. Yetiştirdiğimiz ideoloji ve yetiştirme şeklimizle belli gruplardan nefret ederek yetiştirilebiliyoruz. Bunu anlamak lazım. Hani burada işte edinebileceğin gerçekler edinmek lazım. Aslında şey bile var. Bizim milli eğitim kitaplarımızda bile bazı işte savaşlarımız, anlatış şeklini düşünün. Tarihin anlatış şeklini düşünün. Şimdi bizimkini önüne koyarsam, Yunanların milli eğitim kitaplarını önümüze koyarsam çok farklı iki senaryo görürüz. Bu benim görüşlerimi söylemiyor bu arada. Yani bunu bana saldırmanız için açık bir davet değil. Bunu kesinlikle bütün videoda söylediğim her şey birer örnek olarak buldular. Ve hani birinden birini seçtiğim, onu dayattığım anlamına gelmiyor. Bunu da size şöyle söyleyeyim. Hani nefret etmeyin çünkü kasıtlı olarak iğnelemiyorum kimseyi aslında. Örnek veriyorum sadece. Şimdi 8. olarak bahsedeceğim madde psikolojik risk faktörleri. Şimdi duygusal olarak gelişmemiş insanlar ya da ruhsal sorunu olan insanlar bu duygu durumlarını çok daha farklı şekillerde yaşayabiliyorlar. Buna kesinlikle spesifik örnekler vermeyeceğim çünkü insanları yaftalamak ya dönebilir bu daha sonrasında. Yapmak istemiyorum o yüzden. Ama şey düşünün, duygusal olarak erginliğe erişmemiş, kendini tanımayan bireyler nefret etmeye daha çok yatkındır. Çünkü kendini anlayamıyor ki karşıdakini anlasın. O empati kurulabilmesi için insanın belli bir önce kendi kafasında anlayışı olması gerekiyor. 9. olarak bahsedeceğim şey bozulmuş gerçeklik. Yani yine aslında sizin yetiştirilmenizle, etrafınızda olanla, akran grubunuzla, arkadaşlıklarınızla, ailenizle beraber bazen bozulmuş gerçeklikleri öğrenebiliyoruz. Mesela sen sadece kendi grubunun içerisinde kalırsan sadece herkesin o şekilde yaşadığını düşünebilirsin ve yaşamayan biri gördüğünde bu yine tehdit olarak algılanabilir. Mesela şey düşünün, TikTok For You page nasıl sürekli olarak size sizin gibi, sizin istediğiniz şeyler önünüze çıkartıyor ya, siz bütün dünyayı öyle görebilirsiniz. Şimdi TikTok benim için çok keyifli bir yer. Niye? Çünkü ben sadece görmek istediğim kontenti hemen hemen görüyorum. Benim önüme
saçma sapan danslar yapan insanlar çıkmıyor atıyorum. Ya da birine küfreden Türkler çıkmıyor önüme. Benim önüme ne çıkıyor? İşte psikolojik durumlardan konuşanlar çıkıyor. İşte feminizmden konuşan çıkıyor. İşte D&D çıkıyor falan. Hani çok geniş gruplar ama sevdiğim şeyler çıkıyor. Düşündüğüm gibi şeyler çıkıyor. Mesela ne oluyor? Çok fazla işte LGBT kontenti var benim sayfamda. Ve ben dışarı çıktığımda herkesin artık LGBT'yi kabul ettiğini düşünebilirim. Çünkü benim gördüğüm grup o. Benim etrafımda olan grup bunu düşünüyor. Benim etrafımda olan insanlar çok açık fikirli insanlar genel olarak. Ha, belli ideolojilere de sahip insanlar. Şimdi burada da aslında bir şey var. Orada da yine bir devam eden bir ideoloji var. Şimdi sen hep bu insanları gördüğünde etrafında, başka birini gördüğünde bu haliyle bir tehdit olarak algılanıyor. Şimdi son olarak da 10. maddeyle kişinin kendinde görmek istemediği şeyleri yansıtmasından bahsedeceğim. Bu ne demek? Bir ayna teorisi olarak düşünün bunu. Ben herkese diyelim ki cahil diyen biriyim. Tamam mı? İşte cahil diye yargılıyorum, işte bilmiyor diye yargılıyorum, bilmeden işte konuşuyor diye yargılıyorum. Böyle bir yargı dağıtıyorum sürekli. Eğer bu konuda çok ısrarcıysan bir konuda, herhangi bir konuda, bu aslında kendinde gördüğün bir eksiklik ya da kendini bu şekilde görüp karşı tarafa yansıtıyor olduğun anlamına geliyor. Yani mesela ya iki seçenek var. Ya ben bu noktada işte cahil bir insanım aslında içinde ya da kendimi öyle görüyorum. Kendimi bilgisiz, cahil bir insan olarak görüyorum. O yüzden karşımdakini yaftalıyorum ki bu da kendimden suçu çevirmek oluyor. Yani ne oluyor? Mesela kendini hiç sorumluluk almamış oluyorsun, kendini suçlamamış oluyorsun. Karşıdakine yansıtıyorsun. Ya da şöyle oluyor. Ben mesela kendimi daha işte üstün görüyorum bu insanlardan. Ve hani asla işte olmak istemeyeceğim, ezmek istediğim bir yanım bu cahillik. Ne yapıyorum? Onu karşıdaki insana atfederek aslında kendimde nefret ettiğim bir şey karşımdaki insandan nefret ediyorum. Çünkü kendinden nefret etmek kolay bir şey değil. O yüzden ne yapıyorsun? Karşındakini bu imaj haline getiriyorsun, bu görüntü haline getiriyorsun. Ondan nefret ediyorsun. Ona şiddet uyguluyorsun. Fiziksel, sözlü, fark etmez. Bunu örnek olarak şeyi çok vermek istiyorum aslında. Ben şimdi hazırlıkta İngilizce öğretiyorum üniversitede. O yüzden bu benim çok karşılaştığım bir şey. İngilizceyi iyi konuşan ya da İngilizce mesela ortalıkta konuşan insanlara karşı bir nefret var mesela birçok Türk insanında. Ve bu insanlara baktığında bu insanların birçoğu İngilizce bilmiyor. Neden oluyor? Kendisi aslında kendinde İngilizce bilmemekten dolayı bir eziklik hissettiği için ve bu ezikliği görmek istemediği için, hani kendi çünkü sorumluluk alması lazım o zaman. Ve bunu bilerek yapmıyor çoğu insan. Bu hani tamamen bilinçaltımızda olan bir şey. Bunu görmek istemediği için ne yapıyor? İngilizce bilen insanı, hani onun tersi olan insanı yere çekmeye çalışıyor. Ya da işte ne bileyim konuşmaya çalışan insanı yere çekmeye çalışıyor. Bu nefret çok illa büyük olarak düşünmeyin. Mesela benim sınıflarımda birçok öğrencimin böyle bir korkusu var. Yargılanacağım korkusu. Nefret ediliyor çünkü belli insan gruplarından. Şimdi öğrenirken hata yaptıklarında direkt bu yargıya uğrayacaklarından korkuyorlar bu çocuklar. Çünkü neden? Biz hiç bilmeyenler öğrenmemek için, o kendi sorumluluk almamak için, kendi ezikliğini, yani kendine göre ezikliğini, kesinlikle İngilizce bilmeyen eziktir demiyorum burada yanlış anlamayın. Kendi hissettiği işte o ezikliği, alçaklığı, alçaklık derken kötü hakaret anlamında söylemiyorum. Onu hissettiği için karşı tarafa kendini daha güçlü göstermek istiyor. Bunun için de karşıyı baskılaması lazım. Ne yapıyor? Hatasını çekip tutuyor. Hani sen öğreniyor olabilirsin ama önemli değil onun için. Hani o orada aslında kendini daha iyi bir konuma getirmeye çalışıyor. Çünkü kendini senden daha aşağıda görüyor. Şimdi burada kendimizi insanlardan yüksek görme ve aşağıda görmekle aslında yaşadığımız şey hemen hemen aynı. Kendini çok üstün gören, üstün olduğunu söyleyen, bu şekilde gösteren insanların da aslında yaraları oluyor altında. O yüzden öyle oluyor. Hani bunu da bunun sebebiyle yapıyor. Umarım bir şekilde anlatabilmişimdir size. Bütün bunlarla ilgili araştırmalarımı aşağıya referanslarım olarak ekleyeceğim. Eğer bu makaleleri okumak, kitapları okumak isterseniz aşağıya gidip hani onları yazıp internete çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bunlar benim araştırmalarım sonucu, saatler boyunca araştırmalarım sonucu edindiğim bilgiler ve kendi analizlerimden verdiğim örnekler. Umarım yardımcı olmuştur. Bu neden yaptım derseniz bu videoda. Kendimizle ilgili bir şeyleri öğrenmek, diğer insanlarla ilgili bir şeyleri öğrenmek bize yardımcı oluyor. Bunları yapmamamıza yardımcı oluyor, daha iyi bir toplum olmamıza yardımcı oluyor.
bir şekilde daha hoşgörüyle bakıp daha anlayışlı insanlar olabilmemize yardımcı oluyor. Ve belki de bir şekilde birbirimize saygılı ve sevgi diliyle konuşabilmemize yol açıyor. Yani bu zamana kadar öğretildiğiniz şeyler, işte tüm bu nefret etme nedenlerinizi tekrar gözden geçir. Aslında benim nefret ettiğim şey ne sorusunu sorduğunuzda kendinizle ilgili bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ve bunları düzelte düzelte ben açıkçası toplumun bu şekilde, bu tarz eğitimlerle daha iyi bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Keşke hepimizde çocuklukta zorlanan, yani zorunlu eğitimde olan bir böyle kendimizi anlama, kendi psikolojimizi anlama eğitimi verilse. Bence bu şekilde toplumu çok daha farklı bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, yine aşağıya sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Umarım bir şeyleri düşünmenize yol açmıştır. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.